Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldırma kuvveti konusunu işleyeceğiz. Basınç ve kaldırma kuvveti ünitemizin ikinci kısmıydı burası. İçerimizde neler var? Hızlı bir şekilde bunu bir bakalım. Neler görecekmişiz bugün? Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini ve kaldırma kuvvetinin günlük hayattaki yerini göreceğiz. Kısa bir konumuz var. İki parçadan oluşuyor. Ama öncesinde hemen ödevlendirmemizi bir yapalım. Konu anlatımı soru bankamızdan açtığım kaldırma kuvvetiyle alakalı olan kısmımıza bakıyoruz. Kaldırma kuvvetimiz 96. sayfadan başlıyor. 110. sayfaya kadar devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel çeşitli çeşitli örneklerimiz mevcut. 96. sayfada nerede 96? Bir sayfa daha geçtik. Kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenlerle alakalı öncesinde kısa bir özetimiz var. Sonrasında da bu özetten yola çıkarak çözebileceğimiz konularımız mevcut. Ta ki 110. sayfaya kadar devam ediyor. İşte taşırma kaplarında kaldırma kuvveti var. Farklı sıvıların içerisinde kaldırma kuvveti var. İşte ee, balonların nasıl diyelim havanın uygulamış olduğu kaldırma kuvveti konuları var. Takıldığın çözemediğin soru mu oldu? Tats yanında kare kodu okutuyorsun ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözümlü videolara ulaşıyorsun. Sevgili arkadaşlar 110. sayfaya kadar sorumlusunuz. Konu anlatımlı soru bankasından bir de Dinamo soru bankamız var. Dinamo soru bankamızdan da nereye kadar sorumluyuz hemen bakalım şuradan. Geldim kaldırma kuvveti 92. sayfadan başlıyor kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler kısmıyla sevgili arkadaşlar 92'yi bir de bulabilirsem çok güzel olacak. Çok gittim bu sefer de. Ha buldum. Bulamadım. Şimdi buldum. Kaldırma kuvveti ile alakalı öncesinde bir tane önemli bu konuyla alakalı Diğer soruları çözebileceğiniz soru tarzımız, soru kalıbımız var. Bu kalıptan yola çıkarak çözebileceğin 4 adet soru bulunuyor. Her konu başlığı için ayrı ayrı devam ediyor arkadaşlar. Günlük hayatta kaldırma kuvvetinin yeri ve sonrasında da kaldırma kuvvetiyle alakalı karma sorulara kadar. Ta nerede basınçla alakalı olan kısımları da var. Zaten buraları çözmüş olmanız gerekiyordu. Yine takıldın mı? Çözemediğin soru mu oldu? Karekodu okutuyorsun ve videolu çözümlere ulaşıyorsun. Hemen hız kaybetmeden içeriğimize başlayalım arkadaşlar. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti neymiş? Sıvı içerisine bırakılan cisimlere sıvı tarafından cismin ağırlığına zıt yönde bir kuvvet etki eder. Ağırlık aşağı tarafa doğruydu. O zaman zıt yönde dediği için yukarı tarafa doğru bir kuvvet etki ediyormuş. Bu kuvvet arkadaşlar kaldırma kuvveti diyoruz. Kaldırma kuvveti dedim. Şimdi bunu bulmanın yolu ne? Bunu bulmak için arkadaşlar basınç kavramından yardım almamız lazım. Basınç kavramı da sıvılarda basınç kuvveti diye bir konumuz vardı. Oradan aslında daha çok yardım alıyoruz. Şimdi sıvının e, cismin üst kısmına olan uzaklığına H1 dersem sıvının alt kısmına olan uzaklığına H2 dersem ve bu iki seviye arasındaki fark benim cismimin yüksekliğini verecek buraya da haş dedim. Dikkat, tekrar ediyorum, haş bir cismimin üst noktasına olan uzaklık. H2 cismimin alt noktasına olan uzaklık H dediğimde H2 eksi H1 yani bu ikisi arasındaki fark. Bir sıvı içerisinde bulunan cisme her tarafından arkadaşlar her yönden kuvvet uygulanır. Önden arkadan sağdan soldan üstten alttan aynı böyle bir zar gibi düşünürseniz 600 vardı. 6 tarafından da kaldırma kuvveti uygulanıyor şey Basınç kuvveti uygulanıyor. Ancak bu basınç kuvvetlerinden sol tarafta olanla sağ tarafta olanlar birbirlerini dengeliyor. Ön tarafta olanlarla arka tarafta olanlar da birbirlerini dengeliyor. Ne kaldı? Alt tarafa ve üst tarafa etki eden basınç kuvvetleri kaldı. Bu üst taraftakine FÜ diyeyim. Alt taraftakine de FA diyeyim. Ve bunları bir yazalım. FÜ dediğim üst tarafa etki eden kaldırma kuvveti yani kaldırma kuvveti diyorum hep basınç kuvveti FÜ dedim eşittir. H1 çarpı D çarpı G çarpı bir de buranın nesi vardı yüzey alanı yüzey alanı küp verdim burada A olsun Ke kenarlarının işte çarpımı kadar bir de F A var alt noktasına etki eden basınç kuvveti bu da H2 çarpı D çarpı G çarpı yine A kadar İşte bu iki kuvvet arasındaki fark arkadaşlar bizim için kaldırma kuvvetidir o halde F K diye gösterirsem kaldırma kuvvetini bunları da çıkartırsam birbirinden e H2 H1'den büyük olduğuna göre şu parantezi alayım. H2 eksi H1 parantezinde D çarpı G çarpı A dedim. Şimdi ilk burada bir dönüşüm yapmamız lazım. H2 H1'e ne dedik konunun başında? Cismimizin yüksekliği. E ben bir cismin yüksekliği ile onun kesit alanını çarparsam neyi buluyordum cismin hacmini buluyordum. O halde kaldırma kuvveti için şu ifadeyle şu ifadeyi çarptığımda cismimin hacmini buldum. Ya da daha doğrusu buradaki haliyle batan hacmini buldum arkadaşlar. V batan çarpı D dedim sıvının bizim için öz kütlesiydi. Sıvının öz kütlesiydi. D sıvı dedim çarpı 1 de g yer çekimi ivmesi var. Dolayısıyla kaldırma kuvvetinin değerini çıkartmış olduk. Neymiş kaldırma kuvvetinin değeri? V batan yani cismin sıvı içerisinde kalan bölümünün hacmi D sıvı sıvının öz kütlesi g de yer çekimi ivmesiymiş sevgili arkadaşlar. Basınç kuvveti 3 tane faktörden etkileniyormuş diyoruz dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var burada. Bazı kavramlar var. Neymiş bunlar? Cismin sıvıya batan hacmi aynı zamanda yeri değiştirilen sıvının hacmidir. Yani V batan eşittir V sıvı dedim. Az önceki sayfada batan hacim dediğim burada batan hacim dediğim cismimin hacmi kadardı. Tamamı batmamış olabilir. Yani bir kısmı yukarıda da kalabilirdi veya tamamen dibe çökebilirdi. Batan hacim yeri değiştirilen sıvının hacmine eşitmiş. Sonrasında Kaldırma kuvveti için ne bulduk? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Batan hacim olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Her zaman cismin tamamı sıvının içerisine girmek zorunda değil sorularda. Bu yüzden batan diye özellikle belirtiyoruz. Ve yeri değiştirilen sıvının ağırlığı da V sıvı çarpı D sıvı çarpı G. Burada önemli bir durum var arkadaşlar. Bu önemli durum ne? Batan sıvının pardon batan cismin hacmiyle sıvının yeri değiştirilen sıvının hacmini birbirine eşit demiştik. Şimdi D sıvı D sıvı. Get okay. G her ikisinde de yer çekimi inmesi var. Her ikisinde de sıvının öz kütlesi var. Birincisinde batan hacim dedim. İkincisinde ise sıvı yeri değiştirilen sıvının hacmi dedim. O halde ben şöyle bir prensipten bahsedebilirim. Arşimet yasası olarak da geçiyor. Tamamı veya bir kısmı durgun akışkana batırılan cisme akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değiştirilenin akışkanın ağırlığına eşittir. Yani o halde benim için burada FK dediğim şey ile burada G sıvı dediğim şeyin birbirine ne olması lazım eşit olması lazım sevgili arkadaşlar yeri değiştirilen sığının ağırlığı cismime uygulanan kaldırma kuvveti geldik cisimlerin sıvı içerisindeki durumlarına daha doğrusu böyle sıvı içerisindeki konumlarına bağlı olarak yapacağımız yorumlara. İlk durumda cismimiz sıvının üzerinde bir kısmı sıvı içerisinde bir kısmı da sıvı dışarısında kalacak biçimde dengede olabilir. Ne diyormuş bu konuda? Cisim hacminin bir kısmı sıvı içerisinde bir kısmı da sıvı dışında kalacak şekilde dengeye gelmesi durumuna yüzme diyoruz arkadaşlar. Yüzme durumu. Yüzme durumunda birazı sıvının içerisinde birazı sıvının dışarısında. Yüzme durumlarında ne olur? Batan hacme bakın sadece şu kısım sıvının içerisinde kalmış. Burası hacim. Ve biz şöyle bir ifade kullanırız. Kaldırma kuvveti daima batan hacmin orta noktasından yukarıya doğrudur. Yani ben şuranın orta noktasından yukarıya doğru şöyle bir FK yazarım. Kaldırma kuvveti. Bir de cismimiz türdeş ise orta noktasından aşağıya doğru cismimizin nesi olur? Ağırlığı olur. G kadar. Şimdi bu cisim dengede diyorsa 9. sınıf konuları arasında görmüştük. Kuvvet dengesinden. Eğer kuvvet dengede ise kuvvetlerin bir dengesi durumu söz konusu ise yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere burada burada yok ama sağa doğru olan kuvvetler de sola doğru olan kuvvetlere eşit diye yazıyorduk. O halde yazalım. F kaldırma eşit olmalı burada G'ye. Şimdi bunları açmamız lazım. Kaldırma kuvveti için şöyle bir ifade bulduk. V batan çarpı D sıvı çarpı G. E cismin ağırlığı ne? Basınç konusunda da açmıştık. M çarpı G'ydi ağırlığım. Şöyle yazayım önce. M çarpı G diye. Ama M'i de açmam lazım. Orada, onda da yine dokuzuncu sınıf konularından geliyor. Dede muzu bölver vardı ya hani dede muzu bölver öz kütle eşittir kütle bölü hacim şeklinde. Emi burada yalnız bırakırsam D cisim çarpı V cisim gibi bir ifade geliyor cismin kütlesi için. Şuraya da MC'ye yazalım cisim ile alakalı olan kısım olduğu için. Bir daha açtım. V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir D cisim şey V cisim çarpı D cisim çarpı G. Şimdi burada arkadaşlar G'ler gördüğünüz üzere sadeleşiyor batan hacimle sıvının yoğunluğunu çarpacağım. Cismin hacmiyle cismin yoğunluğunu da çarpacağım. Bunlar birbirine eşit olacakmış. Burada bir yorum kapmam lazım. Yorum yapmam lazım daha doğrusu. Baktığım zaman batan hacim cismin hacminden daha küçük değil mi? Çünkü bir, kısmının, bir kısmı sıvının içerisinde. O halde şöyle yazdım. V batan küçüktür V cisim. E bu iki çarpımın birbirine eşit olması. Yani şöyle örnek vereyim. 2 çarpı 3 6, 3 kere 2 de 6. Ama 2 çarpı 3, biri küçük, biri büyük. 3 çarpı 2, biri büyük, diğeri küçük. Eğer batan hacim küçükse, buradaki yani şu sayı küçükse, D sıvının ne olması lazım? Büyük olması lazım. Burada da V cisim büyükse, D cismin ne olması lazım? Küçük olması lazım. Bu yoruma bağlı olarak ne yazmalıyım? D sıvı büyüktür, D cisim. Yani arkadaşlar, Özü şu olayın. Eğer cisim yüzüyorsa cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür diye yorum yapmam lazım. Tamamen geldiği yer aslında matematiksel işlemler neticesi. Batan hacim, cismin hacminden küçük olduğuna göre demek ki sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden daha büyük olmalıdır diye yorum yapıyorum yüzme durumunda. Geldim ikinci duruma. Askıda kalma durumu. Cismin tüm hacminin sıvı içerisinde kalacak ancak cismin tabana değmeyecek şekilde dengede olması durumuna askıda kalma diyoruz. Askıda kalma Şimdi az önceki işlemlerin benzerlerini burada da yapmam lazım. Cismimin tamamı sıvı içerisinde batan hacim cismin tamamı yani batan hacmin orta noktasından aşağı doğru, pardon batan hacim diyorum. Cismin orta noktasından aşağı doğru cismimizin ağırlığı var. Bir de yukarıya doğru neyimiz var? Kaldırma kuvvetimiz var. FK diye. Bunların birbirine eşit olması lazım. FK eşittir dedim G FK yerine V batan çarpı D sıvı çarpı G. G yerine V cisim çarpı D cisim çarpı G yazdım. G'ler yine gördüğünüz üzere gitti. Burada önemli olan bir nokta. Cismin tamamı sıvı içerisinde değil mi? O halde batan hacim aynı zamanda cismin hacmine eşit. Yani VB eşittir VC dedim. E bunlar eşitse birbirlerine D sıvı da ne olacak? D sıvı da arkadaşlar D cisme eşit olacak. O halde ulaştığım nihai sonuç neymiş? Cismin öz kütlesi ile sıvının öz kütlesi birbirine eşit olmalıymış askıda kalma durumunda. Ama dikkat, tabana değmiyorum. Yukarıda da değilim. Sıvının içerisinde herhangi bir yerdeyim. Bu arada arkadaşlar bu cisim burada da olabilirdi, burada da olabilirdi, burada da olabilirdi, burada da olabilirdi. Yeter ki tabana değmesin, içeride bir yerlerde kalsın. Bu bulunduğu yerleri peki ne belirler? Arkadaşlar bu sıvıya benim bıraktığım bir şey olabilir. Yani ben bir kuvvet uygulayarak buraya koymuş olabilirim. Veya şu cismi biraz daha yüzeye yakın bu cismi biraz daha uzaktan bırakmış olabilirim. Dolayısıyla bunlar sıvının içerisinde ilerleyip dengeye geldiklerinde de durmuş olabilirler sevgili arkadaşlar. Sıvının içerisinde batsın da nerede olduğunun önemi yok yani. Geldik. Üçüncü duruma batma durumu. Batma durumunda bu sefer ne olacak? Cismin tamamı yine sıvının içerisinde ancak bu sefer arkadaşlar ne oluyormuş? Tabana değmesi lazımmış. Tabana değecek şekilde dengede olması durumuna da biz batma durumu diyoruz. Batma hali diyoruz. Peki diğerlerinden bunun farkı ne? Az öncekilerde iki tane kuvvet vardı. Bir tanesi cismin ağırlığıydı. Diğeri de cisme sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetiydi ancak burada etki eden Üçüncü bir kuvvetimiz var arkadaşlar. Üçlü bir kuvvet. Hemen yazalım yerlerine nelermiş. Birincisi cismin ağırlığı. Cismin kendi orta noktasından aşağı doğru olan G. Daha sonra cisme batan hacmin orta noktasından uygulanan kaldırma kuvveti var. Ancak bir de arkadaşlar yere değdi ya bu. Dokuzuncu sınıfta görmüştük etki, tepki tepki kuvveti var yerden. Bu cisme yine orta noktadan ama karışmasın diye biraz kenarından çizdim. Yerin nesi var? Tepki kuvveti. E ne diyorduk? Dengede. Dengede olursa o zaman cisme etki eden bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olması lazım. Bu sefer yani yukarı doğru olan iki kuvvetin toplamıyla aşağı doğru olan ağırlık birbirlerine eşit olmak durumunda. Yazdım buraya. FK artı N eşittir. G olmalı sevgili arkadaşlar. Haydi. Şimdi ne yapacağım ya? Hocam ben ne yapacağım? Burada karıştırıyorum. eni nasıl bulacağım? Zaten arkadaşlar burada aslında eni bulmamıza lüzum da yok. Ne lazım bize? G'ye baktığımız zaman sayısal bir değer vermiş olsak iki farklı değerin toplamından ibaret. O halde ben bu ifadeyi işimi kolaylaştırması açısından şöyle yazabilirim. G neymiş? Büyükmüş. Kaldırma kuvvetinden ya da F kaldırma küçükmüş G'den. Şimdi buna göre açalım. F kaldırma V batan çarpı D sıvı çarpı G küçüktür. V cisim çarpı D cisim çarpı G dedim. Yine buradaki eee yer çekimi ivmeleri sadeleşecek. Şunlar gitti. Güzel. Batan hacim de gitti. Çünkü batan hacim cismin hacmine eşit zaten. Bu yüzden sadeleştirebilirim. O halde ne kaldı elimde? D sıvı küçüktür D cisim. O zaman üç hali özetlersek. Yüzme durumunda sıvının öz kütlesi cisminkinden büyük Askıda kalma durumunda sıvının öz kütlesiyle cismin öz kütlesi eşit. Batma durumunda ise sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden daha küçükmüş sevgili arkadaşlar. 3 tane durumumuz var ve bu üç durumun etrafında döneceğiz sorularda. Bunun üzerinden yazılabilecek böyle bir sürü çeşit sorumuz var. Hemen bunlarla başlayacağız. Ama öncesinde bir şeyi bilmemiz lazım. Neymiş bu bilgi bakalım. Çok önemli bir bilgi. Bir cismin içerisinde boşluk olmadığı durumda öz kütlesi yapıldığı maddenin öz kütlesiyle aynıdır. Yani içerisinde boşluk yoksa arkadaşlar ne kullandık? Periyodik tablodan bakıp o malzemenin öz kütlesini direkt kullanabiliriz. Ancak cisimlerin içerisinde boşluk olması veya boşluğun farklı bir maddeyle doldurulması, farklı bir maddeyle doldurulması gibi durumlarda cismin öz kütlesi arttırılıp azaltılabilir. Tonlarca ağırlıklarındaki gemi, tonlarca ağırlıklar oluyor bunların üzerlerinde. Bir de yük demişler, konteynerlar falan var. Ama demirin öz kütlesi ee, suyunkinden oldukça büyük. Ama bu gemi suyun üzerinde duruyor kaldırma kuvveti sayesinde. Çünkü arkadaşlar içerisinde boşluklar var. Boşluktan dolayı da öz kütlesi suyun öz kütlesinden bile küçük hale gelmiştir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik soru kalıplarını görenin tek tek. Öz kütleleri 2d, 3d ve 5d olan T, N ve G cisimleri bunlar. E, şekildeki gibi kabın içerisinde dengededir. Güzel. T, N ve G cisimleri kabın içerisinden alınıp sırasıyla 3d özkütleli sıvı içerisinde bırakılırsa sıvı yüksekliği H nasıl değişir diye sormuş. Şimdi hocam ne alakaya böyle bir soruyla girdin hemen? Bunun özkütlesi 2d, bunun özkütlesi 3d, bunun özkütlesi de 5d değil mi sevgili arkadaşlar? Bunlardan 2d ne alacak? Öz kütlesi sıvınınki neymiş? Sıvınınki 3D'ymiş. Sıvınınki 3D, T'ninki 2D. E bu cisim ne olar? Ne olar ne ya? Ne olur? Yüzer. Bu cisim askıda kalır. Bu cisim ise batar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla uygulanan kaldırma kuvvetlerine bakacak olursak kaldırma kuvveti neydi? Yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşitti. Şimdi bu cisim yüzdü. Ağırlığına eşit bir kaldırma kuvveti uygulandı yani buna. Dolayısıyla sıvı yüksekliğim değişir mi? Hayır değişmez. O halde T cismi sıvıya bırakılırsa h yüksekliği değişmez. T atılırsa h değişmez. Geldim ikincisine. İkincisinde N cismi, N cismi askıda kalıyordu. Askıda kaldığı durumda da yine ağırlığı kendi cisminin ağırlığı cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşitti. E kaldırma kuvveti de yeri değiştirilen sıvıya eşitti. O halde arkadaşlar N atılırsa yine h değişmez diyoruz geldik G cismine. G cismi batan bir cisim. Yani öz kütlesi sıvının ağırlığından büyük. Ne yapmıştık? G cismi için batacağı için 3 tane kuvvet vardı. 1. kendi ağırlığı. 2. cisme uygulanan kaldırma kuvveti. 3. bir de ne vardı? Teftik kuvveti vardı. G buna uygulanan kaldırma kuvvetinden daha büyük. O halde arkadaşlar G atılırsa ne olacak? H azalır diyoruz öz kütlesi sıvınınkinden büyük dibe çökecek. Dolayısıyla buna uygulanacak kaldırma kuvveti cismin ağırlığından daha küçük. Küçük olduğu için de demek ki H yüksekliğimiz ne olacak? Azalacakmış sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer kalıbımıza. Eşit hacim bölmeli. T, N ve G cisimleri aynı sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. T yüzüyor, N de yüzüyor ama G batmış. Cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri F, T, F ne ve F G arasındaki ilişki nedir? Şimdi önce bir kavram yalılgısından bahsedeyim sizlere. O kavram yalılgısı da şu. Hocam G'ye demek ki çok uygulayamamış ki G batmış. Arkadaşlar bakınız böyle bir bilgiyi hiç kullanmadık biz. Bizim bildiğimiz bilgi ne? V batan çarpı D sıvı çarpı G. F kaldırma, F kaldırma. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Cisimler tabii ki batıyorlarsa öz kütleleri büyüktür. Bakın ağırlıkları değil öz kütleleri büyüktür aslında. Öz kütlesi büyük olduğu için batmıştır. E, geminin ağırlığı da çok fazla ama gemi batmıyor. Yani olayın aslında ağırlıkla değil öz kütleyle açıklanması lazım. Böyle bir kavram yanılgısı oluyor. G demek ki hocam çok ağır böyle batmış. Hayır arkadaşlar ağır değil öz kütlesi büyük. Ama bize zaten onu sormamış ama böyle bir kavram yanılgınız varsa da hemen gidermiş olalım. T'ye uygulanacak kaldırma kuvveti. Bir de bana soru ne dedi? Eşit hacim bölmeli. O halde dedim ki ben önce F, T T'ye uygulanan kaldırma kuvveti kaç bölmesi battı? 1, 2, 3. 3 bölme battı. Yani 3V çarpı D sıvı çarpı G. Geldim N cismine. N cisminin kaç bölmesi battı? 1, 2 bölmesi battı. O yüzden 2V çarpı D sıvı çarpı G dedim. Geldim ne cismine? Tamamım battı ama bu da sadece ne? 2 bölme. O halde f G'de neye eşit? Yine 2 v çarpı. D sıvı çarpı g'ye eşit arkadaşlar. Aralarındaki ilişki ne oldu? Bakın v, d, s ve g'ler hepsinde ortak. O halde kat sayısı büyük olan daha büyük olacak. Burada 3 var, 2 var, 2 var. Dedim ki f de büyüktür. F n eşittir. F g şeklindedir. Bakınız g batmış ama G'ye uygulanan kaldırma kuvveti N'ye uygulananla aynı. G'nin sadece nesi büyük? Öz kütlesi büyük diyoruz. Ağırlıktan değil öz kütleden yorumlayın sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer kalıbımıza. Bakın çok kısa bir konu anlattım ama bir sürü soru çeşidi var. O yüzden hepsini tek tek göstermem lazım. Elimden geldiğince de bunu da yapmaya çalışacağım. Düşey kesti verilen kaptaki sıvı içerisindeki eşit hacimli ve içleri dolu T, N ve G cisimleri bak içleri dolu dedi. Demek ki neymiş hani bir tane vardı ya bir bunları bildiği kısmında eklemiştim. Öz kütlesi e, yapıldığı malzemenin öz kütlesi. İçinde boşluk olursa çünkü artabiliyordu azalabiliyordu onu da değindik geçelim hemen. İçleri dolu T, içleri dolu T, N ve G cisimleri şekildeki gibi dengede olup cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri sırasıyla F, T, F, N, F, G'dir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri DT, DN ve DG arasındaki ilişki nedir? Neye bakıyorduk arkadaşlar? Yüzmüş mü? Askıda mı batmış mı? T yüzüyor. Yüzme durumunda neydi? Öz kütlesi sıvınınkinden küçük. Yani DT derim küçüktür D sıvı. G cismi askıda. Askıda kaldığına göre, askıda kaldığına göre ne diyeceğim? G'nin öz kütlesi ile sıvının öz kütlesi birbirine eşit. N cismi batmış. Batma durumunda ne diyorduk? Batma durumunda N cisminin öz kütlesi demek ki sıvının öz kütlesinden daha büyük. O halde üçünü sıralamış oldum. En altta bulunan N cisminin öz kütlesi en büyük oldu. A seçeneğinin yanına yazayım. DN en büyük. Sonra sıvınınkine eşit DG var. En son bu da sıvınınkinden küçük. Galebim yüzüyor. DT dedim. İkinci bir şıkkımız daha var. Diyor ki cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri Ft, Fn ve Fg arasındaki ilişki nedir? Şimdi hocam bu ilişkiyi bulmak için ne lazım bana? Hacim bilgisi lazım. Hacimle alakalı sorumuzda ne diyor? Şöyle bir taradım. Su içerisinde eşit hacimli diyor. Yakaladım o bilgiyi. Eşit hacimli diyor. O halde arkadaşlar neye göre yapmam lazım? Hacimlerine göre. N'nin hacmi, G'nin hacmi ve T'nin hacmi eşit. Ama dikkat. Burada T'ye dikkat. Niye T'nin tamamı batmamış? Bir kısmı batmış. T'nin batan hacmi diğerlerine göre daha küçük. O halde T'ye uygulanan kaldırma kuvveti ne olacak arkadaşlar? Daha küçük olacak. N'nin ve G'nin tamamı batmış. Tamam battığı için hacimleri de eşit olduğu için FT küçük, F N F G dedik sevgili arkadaşlar. Bakınız hacime dayalı olarak yorum yaptık. Yine yine şunlar gelecektir yani. Hocam ne ağır değil mi? Ne ağır ama ondan dolayı değil. Batan hacminden dolayı konuşuyoruz burada kaldırma kuvveti için. Aman diyeyim dikkat edin sevgili gençler. Böyle spekülasyonlara mahal vermeyin. Geldik diğer bir soru kalıbına. İki tane cismimiz var. Biri T cismi, biri N cismi. T cismi tek başına D öz sıvının içerisinde dengede. Bir de T ve N cisimleri dikkat. iki D öz sıvı içerisinde dengede. Demiş ki sorumuz eşit bölbelendirilmiş T cisminin D öz sıvıdaki denge durumu şekil birdeki gibidir. T cismi üzerine N cismi konulduğunda 2D öz kütleli sıvıdaki denge durumu şekil 2'deki gibi olduğuna göre cisimlerin ağırlıkları oranı. Ha şimdi kaldırma kuvvetinden yola çıkarak ağırlıklarını yorumlamayı öğreneceğiz. Ama şimdi öncekilerde değil burada ha. Evet arkadaşlar neydi kaldırma kuvveti? V batan çarpı F kaldırma V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklindeydi. T cisminin kaç hacmi batmış? 1. 2, 3 tane hacmi batmış bir hacmi dışarıda. O halde D öz kütleli sıvının içerisindeyken bu T'ye etki eden kaldırma kuvveti için FT dedim. Bir de şunu biliyordum ben onu en son söyleyeyim dur. 3V çarpı D çarpı G. Şunu yüzen cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardı. Yani ben buna otomatikman arkadaşlar G T de diyebilirim. Yani T'nin ağırlığı derim. Geldim sağ taraftaki şeklime. Sağ taraftaki şeklimde hem T cismine bir de üzerine N olarak bindi. İkinci bir kaldırma kuvvetimiz var. Buna da F2 diyeyim. Kaç bölme battı? Yine 3 bölme battı. 3V çarpı 2D dikkat sıvının öz kütlesi artık D değil. 2D çarpı G dedim. Peki bu neye eşit olacak? Yüzmüyor mu bu cisimler? Yüzdüğüne göre ne diyeceğim? GT artı GN'ye bu ifade eşittir diyeceğim arkadaşlar. Güzel. Sorunun %70'i bitti. Geri kaldı oranlama kısmı. GT şuraya yazalım. GT 3 ile orantılı bir şey. 3vdg. Burası bakınız toplam 3 kere 2 6. 6 birim. E ben buna ne demiştim? 3vdg demiştim. O zaman buna ne kaldı arkadaşlar? 6 idi. T tek başına 3, bu ikisi ikisi birlikte 6. O zaman 3vdg de ne? N cismi. G, N dedim buna da. Bu da 3, V, D, G çıktı. Bunları oranlarsam hepsi sadeleşiyor. E güzel bir sonuç elde ettik. Bir. Ben bu sonucu çok seviyorum ama öğrenciler sevmiyor. O kadar uğraşıyoruz uğraşıyoruz bir çıkıyor diyorlar. Bir güzeldir arkadaşlar. Bir iyidir. Boş verilsiz siz. Bir buluyorsan güzel. Geldim diğer bir soru kalıbına biraz da böyle yorum sorusu artık. Yorum sorusu gibi. T ve N cisimlerinin su içerisindeki denge durumları şekildeki gibidir. Suya bir miktar tuz atılıp karıştırılıyor. Şimdi tuzlu suyun öz kütlesi biliyoruz ki saf sudan daha yüksek. Yani ben buradaki sıvının öz kütlesini ne yapıyorum? Önce D sıvı iken su iken hatta bunu yükseltiyorum, arttırıyorum. Buna göre T cismi suda yüzer. Bakınız ilk durumda sıvının öz kütlesi D T diyelim ilk durumda D suya eşit. Ama ikinci durumda ben ne yapıyorum? Suyun öz kütlesini arttırıyorum. E dt değişmedi. Dolayısıyla ne hale geliyor? İkinci durumda, ikinci durumda dt arkadaşlar d 2'den 2 iki diyelim ikinci hali olsun. İkinci halinden daha küçük bir hale geldi. Yani yüzer ifadesi doğrudur. Öz kütlesi sıvınınkinden küçük olan cisimler yüzerdi çünkü. N cisminin sıvıya batan hacmi azalır. Bu da doğru bir ifade. Hocam hemen nasıl doğru dedin? Çünkü şunu biliyorum ben. F kaldırma eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Şimdi bu değişmedi. Bu sabit. Ama ben D sıvıyı arttırdım. E, F kaldırma kuvvetiminde sabit olması lazım. Ya hocam onu nereden çıkardın? Çünkü arkadaşlar yüzen cisimlerde cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. E cismin ağırlığı değişmedi ki ben suya bir müdahalede buldum. Ne cismine bir müdahalede bulunmadım ki. D sıvı arttığına göre V batanın azalması lazım dedim. Bu ikinci ifademin de doğru olduğunu gösteriyor. Bir de üçüncü ifadem var. T ve N cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri değişmez. Bu da doğru bir ifade. Aslında ikinci öncüldü arkadaşlar bunun sinyallerini verdik. Niye? Ben T cismine de N cismine de bir müdahalede bulunmadım. Onların ağırlıkları değişmedi. Burada bir not yazayım şuraya. Not toplu bir şekilde önümüzde bulunsun. Şöyle biraz uzun sürecek ama yüzen ve askıda kalan askıda kalan cisimlere 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 kendi ağırlıkları kadar cisimlere ne oldu? Kendi ağırlıkları kadar kaldırma kuvveti uygulanır. Kaldırma kuvveti uygulanır. Bunu arkadaşlar yazın bir kağıda, bir postite yazın, yapıştırın. Soruların kenarında soruların kenarında değil de böyle masana yapıştır şöyle masanın kenarına yapıştır. Soruları çözerken bu ifade hep gözünün önüne gelsin. Yüzen ve askıda kalan cisimlere kendi ağırlıkları kadar kaldırma kuvveti uygulanır. Buradan çok soru geliyor. Buradan çok soru yakalıyoruz. O yüzden bu ifade çok önemli. Dikkat 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 bunu unutmuyorsun tamam mı? Bunu yazıyorsun bir kenara soru çeker böyle soruyu çözerken kopya çek hemen bak. Tabi bir süre sonra otomatikleşeceksin zaten o kağıda bakma ihtiyacı bile duymayacaksın. Şimdi diğer bir soru kalıbı bu da taşırma kaplarında kaldırma kuvvetinden bahsediyor. İçi dolu ve eşit hacim bölmeli T cismi yavaşça ağzına kadar dolu taşırma kabına bırakılıyor ve sıvı akışı durduğunda şekildeki gibi dengeye geliyor. E güzel. Buna göre boş kapta toplanan sıvı ağırlığının cismin ağırlığına oranı G sıvı bölü G cisim kaçtır? Şimdi ne demiştik? Cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti ta en başta yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşittir. O halde bir bulalım orayı. Yeri değiştirilen sıvının ağırlığı. 3 bölmem mi battı benim? O halde yazdım buraya. 3V çarpı D sıvı çarpı G kadarlık bir kaldırma kuvveti uygulanıyor. Bu kaldırma kuvveti aynı zamanda yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşit. Ve aynı zamanda bu sıvı şey bu T cismi yüzen bir cisim olduğu için cismin ağırlığına da eşit arkadaşlar. G cisim. 3 şey birden eşit. 3 şey diyorum. 2 şey birden eşit bu kaldırma kuvveti. Hem cismin ağırlığı hem de yeri değiştirilen sıvı. Cismin ağırlığı böyle sıvının ağırlığı o zaman ne çıkar arkadaşlar bakın geri kalan işleme yapmama lüzum yok. Çünkü yüzen ve askıda kalan cisimlere kendi ağırlıkları kadar kaldırma kuvveti uygulanır dedik bir önce. Dersin başında cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti cisimlerin ağırlığına eşittir dedik. O da burada. O zaman bunlar birbirine eşit. Oranlarsam kaç çıkar? Bir çıkar. Bir güzeldir arkadaşlar. Şimdi geldik. Soru tiplerini öğrendiğimize göre günlük hayatta kaldırma kuvvetinin ...kullanım alanları. Nerelerde kullanılıyor olabilir? Tabi buraya sığdırabildiğim birkaç tane görsel var. Daha fazla örnekte vardır muhakkak. Benim aklıma gelenler bunlar. Mesela taşımacılıkta kullanılıyor arkadaşlar. Bu ulaşım amaçlı da kullanılıyormuş sanırım bir dönem. Zeplinler. Şimdi o kadar yok da. Kapadokya'da çok da gördüğümüz e, turizm amaçlı kullanılıyor. Mesela kaldırma kuvveti günlük hayatta turizm amacıyla kullanılıyor. Çünkü gazlar da aynı sıvılar gibi akışkan olduklarından bunlar da kaldırma kuvveti uyguluyor ve sıcak hava balonlarını yükseltiyor sevgili arkadaşlar. Turizm amacıyla kullandım. Taşıma amacıyla kullandım o ağır bir gemi kaldırma kuvveti sayesinde suda batmadan ilerleyebiliyor. Gemi de ben yine taşımacılık yapabilirim. Efendime söyleyeyim bir turizm yapabilirim. Ee, ticaret yapabilirim. Yine bakınız bir rafting. Ee, bunu da böyle Karadeniz kıyılarında filan böyle görmüştüm. Çok güzel bir spor ama benim böyle biraz suyla alakalı biraz korkma durumum var hidrofobik bir insanım sanırım. Ee, bu yüzden ben cesaret edemedim ama bu cesaret edenleri de ayakta alkışlıyorum. Ee, hakikaten. Ee, kaldırım neyse kaldırma kuvvetine dönersek kaldırma kuvveti arkadaşlar burada yine turizm amacıyla da kullanılıyor. Çünkü bu botların yapıldığı malzeme suyun öz kütlesinden oldukça küçük batmalarını engelliyor. Üzerine bir ağırlık gelse bile tabii ki gemide olduğu gibi aslında öz kütlesi küçük olduğu için batmıyor. Turizm amacıyla da kullanıyorum veya balıkçı tekneleri bu yine neye girer? Geçim kaynağı. Geçim kaynağı olarak da kullanabiliyorum ben kaldırma kuvvetini. Yani arkadaşlar kaldırma kuvveti aslında görmesini bilene hayatın her alanında mevcuttur. Burası da bu şekilde. Konumuz arkadaşlar bitti sayılır ama bir de bununla alakalı böyle küçük bir tatlı e, dokunuş yapalım. Küçük bir soruyla bunu bağlayalım. Aşağıda verilen olayların hangilerinde kaldırma kuvvetinin etkisi vardır? Gezi balonlarının uçurulması az önceki sayfamızda vardı. Neydi? Gazlar da aynı sıvılar gibi akışkan oldukları için cisimlere kaldırma kuvveti uyguluyorlardı. O halde burası var. Cisimlerin yoğunluk tespiti, yoğunluk tespitinde işte yüzme, askıda kalma, batma durumlarına göre öz kütleleri hakkında fikir sahibi oluyordum. Burada da var. Denizaltı gemileri, bunlar da suyun altında ilerleyebiliyorlar. Bazı durumlarda işte içerlerindeki suyu boşaltıp, boşluk yaratıp, özkütlelerini düşürüp yukarıdan da hareket edebiliyorlar. Yine özkütlenin bir, e, özkütlenin diyorum kaldırma kuvvetinin bir etkisi var. Ördeklerin karda yürüyebilmesi, bu arkadaşlar bir önceki konuma gönderme. Bundan bir önceki videomuzda basınçtan bahsetmiştik. Bunun kaldırma kuvvetiyle değil, basınçla ilgisi var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneği olacak Evet sevgili arkadaşlar enerjimizi kaybetmeden Bugün neler gördük? Bunları bir toparlayalım. Bugün arkadaşlar cisimlere durgun akışkanlar tarafından uygulanan kaldırma kuvvetlerini gördük. Ve 3 tane durumdan bahsettik. Ve bu 3 durum etrafında bir sürü çeşit soru kalıbı varmış. Onları gördük. Neydi bu 3 durum? Yüzme durumu, askıda kalma durumu ve batma durumu vardı. Kaldırma kuvveti yüzen ve askıda kalan cisimlere kendi ağırlıkları kadar uygulanıyordu. Ve B batan çarpı D sıvı çarpı G'den bulunuyordu. Bakınız burayla alakalı pek soru çözmedim aslında ama burayla alakalı sorularımız da nerede? var kitaplarımızda mevcut orada bulabilirsiniz yer çekimi değişirse neler olur hadi bunları da siz yoruma yazın bakalım yer çekimi değişirse kaldırma kuvveti neler olur neler gibi değişiklikler olabilir üzerinde bunları da yorumlara bekliyorum sonrasında da günlük hayatta kaldırma kuvvetinin kullanım e, alanlarından bahsettik ticaret turizm balıkçılık ulaşım geçim kaynağı olarak demiştik balıkçılığı e, farklı farklı yerlerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar Evet gelelim haftanın ödüllü sorusuna. Bir taşırma kabında kaldırma kuvveti sorusuyla karşınızdayız. Cevapları yorumlara muhakkak bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.